Merhaba web tekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Azimax isimli IP kamerayı inceleyeceğiz. Azimax diye yazılıyor arkadaşlar. Sanıyorum araştırmalarım üzerine Azimax diye okunuyormuş. Eğer yanlış telaffuz ediyorsam şimdiden kusura bakmayın diyorum. Hızlıdan incelememize geçelim. Bu modelin adı IP610. Bu bir IP kamera, sizin güvenliğinizi sağlamak için üretilmiş bir cihaz. Bunu isterseniz iş yerinize, isterseniz evinize ya da güvenli olmasını istediğiniz herhangi bir alana koyarak orayı uzaktan izleyebiliyorsunuz. Temel mantığı bu. Yani bir güvenlik kamerası aslında, internet üzerinden size veriyi gönderebiliyor. IP olmasının da özelliği bu. Dilerseniz tasarımıyla hızlıca başlayalım. Ön tarafında bir kamerası var. Birazdan kamera özelliklerine değineceğim. Kameranın hemen altında bir adet mikrofon ve onun altında logoyu görüyoruz arkadaşlar. Kameranın etrafında ledler döşeli. Kızılötesi ledler. Bunun yanında arka tarafta Wi-Fi anteni ve bu Wi-Fi antenin yanında bir adet güç adaptörü takabileceğiniz bir yer ve bunun yanında da hemen ağ kablosunu bağlayabileceğiniz alan bulunuyor arkadaşlar. Alt tarafta bir tripod yuvası var. Burayı da hemen anlatmak istiyorum. Kutunun içinden bir adet tavana veya duvara asabileceğiniz bir tripod geliyor. Dilerseniz bunu ters bir şekilde tavana asıp hani köşeye falan asılır genelde böyle şeyler ki bütün odayı görebilsin ya da bütün mekanı çekebilsin diye o tripod sayesinde bağlayabiliyorsunuz. Kutu içeriğinde bunun yanında şöyle hemen alayım. Bir tane ağ kablosu çıkıyor ki evimizde zaten illaki sağda solda atılan vardır. Bu çok önemli değil. Onun dışında az önce de bahsettiğim bu tripod önemli arkadaşlar. Bunu bu şekilde alt tarafına takıyoruz ve sabitlemek istediğimiz duvara da burayı monte ediyoruz. Şu şekilde ters durabiliyor. Az önce tasarımdan bahsederken söylemeyi unuttum. Bu aletin önemli özelliklerinden birisi Wi-Fi antenin hemen altında bir tane micro SD kart girişi var. Bu micro SD kart 128 GB'a kadar destekliyor. Siz görüntülerinizi isterseniz micro SD kartın içine de kaydedebiliyorsunuz. 720p'lik bir kamera bu. 1 megapiksellik fotoğraflar da çekebiliyor. Aynı zamanda bu kamera mesela hani gece bir yere çekmek istiyorsanız gece görüşü de var ve gece görüşünün oldukça başarılı olduğunu söylemeliyim. Zaten görüntüler arka planda dönüyor. Onun dışında 720p'lik kamera H264 formatında kaydediyor arkadaşlar. Bu H264 formatı artık en yaygın formatlardan bir tanesi. Bu kameranın artı yönlerinden bir tanesi. Onu söyleyeyim. Aynı zamanda 720p deyince öyle uçuk bir 720p beklemeyin. Tabii ki de bu görüntüleri daha fazla görüntü saklayabilmek adına biraz kırpılmış, düşürülmüş görüntüler. Tam 720p genişliğinde olabilir ancak görüntü kalitesi 720p değil. Zaten böyle bir güvenlik kamerasından da o kadar iyi bir görüntü beklemek yanlış olur. Ürünün çektiği görüntüleri anlık olarak dilerseniz cep telefonunuz veya tabletinizden, dilerseniz de bilgisayarınızdan görebiliyorsunuz. Cep telefonunuzun Android veya iOS olması lazım. Cep telefonunuza IPC View ismindeki bir uygulamayı yüklüyorsunuz. O sayede direkt bu Azimax ile ya da Azimax ile direkt eşleştirebiliyorsunuz. Ürün tak çalıştır bir ürün arkadaşlar. Siz prize bağlar bağlamaz ürün şöyle bir etrafı tarıyor öncelikle. Daha sonra cep telefonunuzla eşleşmek için bekliyor. Bilgisayarda da aynı şekilde. Siz bunun ağına bağlanıyorsunuz. Kendi üzerindeki Wi-Fi adaptörüne bağlanıyorsunuz. Belli şifre var zaten, bu kullanım kılavuzuna direkt yazıyor. Bu şifreleri girdikten sonra direkt IP kameranın görüntüsü sizin cep telefonunuza veya bilgisayarınıza yansıyor. Şu şekilde 90 derecelik bir görüş açısı var, yani yukarı aşağı 360 derecede neredeyse sağa sola dönebiliyor. 355 derece yazıyor kendi sitesinde ama biz bunu 360'a tamamlayabiliriz rahatça. Görmediği çok ufak bir açı var. Oradan da zaten sizin evinize hırsız girerse girsin, neyi götürüyorsa da götürsün. Peki diyelim işlerinize bir hırsız girdi. Bu alet ne yapıyor? Direkt o hırsızın fotoğrafını çekiyor, sizin mailinize atıyor ya da FTP'nize yolluyor arkadaşlar. Hareket algılama sensörü olduğunda buradan anlayabiliyorsunuz. Yani eğer hırsız girdi, içeride dolaşıyor, bir şeyler yapıyor, direkt fotoğrafı sizin mailinize geliyor ve afişe olmuş oluyor. Biz bu ürünü aldık, nerede test edeceğimizi düşünürken tabii ki aklımıza bizim Efe geldi arkadaşlar. Efe'nin üstüne test etmek istedim. Burada bütün gün goy goy yapıyor. Dedim şu kamerayı ben bir köşeye bir yere koyayım, bakayım Efe neler yapıyor diye. Şimdi onları izleyelim isterseniz. O ben şaka bakıyor, yarım saat ne kadar oldu, saat kaç oldu? 4 mü? Saat 5 olmuş. 5 mi? Ben yarım saatte adamı bekliyorum. Ya bak harbi seviyorum çocuğu bilahar, iyi çocuk ama. Harbi bilahar, bekletme oyunu gıcık oluyorum bilahar ya. Bir şey soracağız işte, değil mi? Bitirelim ama. Ondan sonra ne işin varsa yap bilahar. Kafayı kahve işin var ama bilahar. Ya ne işin var? Gidiyor orada boş yapıyor bilahar. Çay içiyor, geyik yapıyor, Mustafa'nın yanına çıkıyor. Bak yaptım, bir bok yok en azından. Ben işlemem Mustafa. Bir bok yok bilahar, Allah'ını seversen ya. Ya gel bitir işini, ondan sonra ne yapacaksan yap bilahar. Ne alemi var yani kalkıp burada bir şey yapmanın ki? Yani zamanında çıkamayacağız, bir gene mesaiye kalacağız. Klasik yani. Bütün mesailer onun yüzünden zaten. 1000 kere konuştum ya. Bilal abi sinirden geliyorum ama ya, yemin ederim yani. Neyse abi duracağız, yapacak bir şey yok. 5-5 artık 6'ya kadar bekleyeceğiz. Neredesin? Hop birader. Naber? İyi. Neredesin oğlum ya? Ya o da değildim aslında. Nerede?
Tüm mesailer şimdi... benim yüzümden de oluyor kardeşim. Neyler? He? Mesailer. Yok oğlum, ikiniz de kalıyorsun işte. Ha, benim yüzümden oluyor bana ama. Nasıl? Sen arkamdan benim gıybet yapmayı utanmıyor musun? Oğlum yapayım ben senin arkamdan. Manyak ben oğlum, arkasından konuştuk mu? Hayır. Konuşamadım. Ustam sen ne lan? Manyak lan, rastlısın. Oğlum ne alakası? Oturadı çekek şunu ya. Kardeşim bak şimdi şurada kutu var. Tamam işte onu inceleyeceğim hadi. E tamam, o doğru duruyor ne? Şu an kayıttasın. Niye? Hala kayıttasın. Ne alaka? Ben arkamdan konuştuğun her şeyi duydum. Oğlum ben senin arkamdan bana konuşuyordu. Al bunları da videoya koyacağım. E a**ayım yalan mı? Senin üstünden kalmadık mı lan? Bizim arkasından mı konuşuyorsun? Ne yapayım? Ne yapayım? Şu an yaptığın yasılış bir şey. Ben seni dava ediyorum. Ben ortamın güvenliğini sağladım. İyi ki de sağlamışım. Niye sağladın? Ben bunu kameramı çalacağım götürdüm. Buraya takacağım, ben evde falan da izleyeceğim. Belki ben yokken bir şey ben artık biliyorum oğlum. Hiç yapamayacaksın. Yapmayacağım. Zaten huyum değil benim gibi. Evet millet, şu an Azmax'in kendi kamerasındayız. 360 derece dönebiliyor demiştik. 355 derece. Onu göstereceğiz. Hem de şu an menüsünü görüyorsunuz. Siz internet üzerinde. 355 mi? 355. 360'tı. 5 derece ekle. Tam tur atamıyor. 5 derece eklememişler. Tam tur atamıyor. Şöyle döndürelim. Gördüğünüz gibi internet menüsü, internet üzerinden. Browser üzerinden açabildiğiniz menü bu şekilde. Kameranın birçok ayarını yapabiliyoruz buradan arkadaşlar. Bunları yönetelim. Sevdin mi Efe? Sevdim. Bir kez dersin değil mi sen etrafında? Lan yani git ne işin olur. Çocuğun falan olsa belki alırdım ama. Ben de alırım. Benim yani bizim iş yerinde zaten güvenlik kamerası var. Yani. Olmasa böyle bir şey çok mantıksız. Herhalde var. Evde de böyle bileyim böyle hani. Yayarken. Hırsıza karşı falan. Tabii canım, çok mantıklı. Birader şurada sağda şeyler var. Şu kulaklık var, mikrofon falan filan var. Abi, şey, mikrofon ne mesela? Mikrofon en önemli özelliklerinden bir tanesi bence ses gönderebiliyorsun. Şey gibi düşün. Abi bana çay gönderdik, böyle basıyorsun çay gönderiyorlar. Ya, yani, o mantıkta. Aynen. Bunun üzerinde bir hoparlör var abi. Buradan direkt sen cep telefonundan izliyorsan veya bilgisayardan izliyorsan, tamam, senin bilgisayarının bir sonuçta bir mikrofonu var. Hı-hı. Oradan aldığı sesi bu alete gönderiyor. Ha, yani evin içinde bu güvenlik amacı kurdun mesela bir şey var kılatmak için. Hani ya da abi benim bakıcım var evde. Ona acil bir şey söylemen lazım. Oradan zart diye söyleyebiliyorsun. Yani, dur vurma çocuğa falan. Öyle uyarıları yapmak için. Anladım kardeşim. O zaman faydalı bir alet olarak. O zaman tam tur atalım. Tam tur atamıyoruz çünkü 355 derece. Abi o 5 dereceyi niye eklememişler? Vallahi çıldıracağım. Ya da sonuçta bu sonsuza kadar böyle sürekli döner yani. O mekanizma öyle bir şey olsa çok daha muhtemelen pahalı olur. Niye? 5 derece için. Bak hala anladın mı mantığını? Bir yere gelince durup tekrar bu tarafa dönüyor. Ya o durduğu yerde... Ama tam öyle şeydir o. Tam aynı yerde duruyordur yani. Öyledir. Tamam. Neyse millet, şimdilik bu kamerayı kapatalım. Efe cıvıttı çünkü. Gelelim ürünle ilgili son sözlerimize. Son sözlerimize tabii ki de fiyattan bahsedeceğiz. Türkiye'de 200 ila 250 lira arasında bir satış fiyatı var. Dilerseniz açıklama kısmında duran bağlantıdan ürünü satın alabilirsiniz. Eğer yeni doğmuş bir çocuğunuz varsa ya da hani işlerinizin güvenliğinizi sağlamak istiyorsanız bu alet tam size göre diyebilirim arkadaşlar. Evet, videomuzun sonuna gelmiş olduk. Böylece bu videomuzda sizler için Azmax IP610 isimli IP kamerayı inceledik. Aklınıza takılan soruları aşağıya yorum olarak atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Millet şu an korkunç gözüküyoruz ancak üstümüzde bir video var. O videoya tıklayarak güneş sayesinde şarj olan, daha doğrusu telefonlarımızı şarj edebilen çantaya ulaşabilirsiniz. Tepede.